Merhaba Güç ve Fitness severler. Ben Yankı Tansu. Bir kez daha bir canlı yayında daha sizlerle birlikteyiz. Tarihi söylüyorum normalde ama önümde tarihi yok. Ayın kaç olduğunu da hatırlamadığım için söyleyemiyorum. Ama lütfen yayını seyrediyorsanız eğer canlı mı değil mi? Banttan mı izliyorsanız canlı mı bir kontrol edin. Çünkü banttan yayına eğer soru sorarsanız cevap veremem. Sadece canlı şu anda sorarsanız cevap verebilirim. Konumuz sporla beslenme her zaman olduğu gibi. Ama bugün birazcık seçici davranıyorum. Nasıl seçici davranıyorum? Bugün sorunuz powerlifting ile ilgili ise cevaplıyorum. Crossfit ile ilgili ise cevaplıyorum. Ağırlık çalışma programlaması ile ilgili ise cevaplıyorum. Vücut geliştirme değil, yanlış anlamayın. Bunun dışında ketojenik diyet ile ilgili sorunuz varsa severek cevaplıyorum. NBA merhabalar. Aralıklı oruç metodu ile ilgili beslenmeniz varsa severek cevaplıyorum. Primal paleo ile ilgili beslenme ile ilgili sorunuz varsa severek cevaplıyorum. Ha, Ramazan'a yönelik sorunuz varsa yine severek cevaplıyorum. Bunun dışındaki soruları sona atacağım. Keyfime göre cevaplayabilirim de cevaplamayabilirim de. Niye böyle yapıyor diyeceksiniz? Çünkü bazı sorulara şimdiye kadar 3-5 bin kadar 3-5 bin kez cevap verdiğim için onlara cevaplama hakkımı sağlayabildiğimi düşünüyorum. Tabii ki yeni geldiyseniz belki ilk kez soracaksınız ama kilo ile ilgili sorunuz varsa o sorularınızın cevabı YouTube'da var. NBA Hanım, teşekkürler. NBA pardon, NBA Koç. Buradan resim yaşlılığıma verin. 29 Mayıs 2017. Hakan selamlar. Ben Yankı Tansu. Geldiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Beğeni paylaşın ki YouTube daha çok kişiye duyursun. Bugün fonu birazcık değiştirdim. Gerçi tripodu falan şuraya koydum. Umarım devrilmeyecek. Şu an çamaşırlığın üzerinde duruyor. Ama en azından manzaramız güzel. Çünkü oturarak ve arkamda perde varken yayın yapmaktan sıkıldım açıkçası. Bahadır, merhabalar. Teşekkürler. Spor beslenme sorusu. Powerlifting CrossFit sorusu. Songül giriş. Kilo bir ara verdim fakat diyeti bir süredir bıraktım ama dikkatliyim. Sanki kilo veremiyor gibi miyim? Songül Hanım, nasıl cevap vereyim bu soruya? Kilo veremiyor gibi misiniz? Kilo ise eğer temel şeyiniz, ölçeği tartıya çıkacaksınız. Ama bana sorarsanız tartı kilonuzla ilgili pek de iyi bir gösterge değil. Mezura kullanın. Mezura her zaman için daha gerçeği söyler. Zaten siz ya da başkanız kilo vermek istemenizin bir sebebi yok. Kilo vermek değil, yağ kaybetmek, incelmek istiyorsunuz. Kilo vermek, yani belli bir sikleti yakalamaya çalışan sporcuysanız kilo vermenizin bir mantığı olur. Onun dışında neden kilo vermek istiyorsunuz? Yağ kaybetmek istiyorsunuz. Onun da ölçüsünü mezura çok daha iyi verir tartıya göre. Ben Yankı Tansu. Çoğunuz tanıyorsunuz artık. Güç ve fitness'ten size sesleniyorum. Henüz yapmadıysanız lütfen sayfayı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sorunuz varsa hemen alalım. Sorunuz yoksa izlemeye devam edin. Elbet size faydası olacak bir soru gelir. Eren, teşekkürler. Enerjim süper. Neden enerjim süper? Bugünlük en azından spora gittim. Güzel. Ağırlığımı çalıştım. Ağırlık çalıştım. Front squatlarımı yaptım. Barbell rowlarımı yaptım. Push presslerimi yaptım. Ben de böyleyim. Ben de spor yaptıkça enerji seviyem yükseliyor. Kızımla bir yarım saat hopladık, zıpladık, dans ettik, jimnastik yaptık. Kızım 22 aylık. O yüzden onun enerjisi benden çok daha fazla açıkçası. Size de öneririm. Çocuğunuz varsa mutlaka sporunuzu onunla birlikte yapmanın yollarını, yöntemlerini bulun. Hareketinizi onunla birlikte etmenin yöntemlerini bulun. Hareket etmiyorsanız da çocuğunuz varsa çocuğunuz için hareket etmeye başlayın. Şimdiden başlayın. Teşekkürler Ersin. Ben Yankı Tansu. Güç ve Fitness'tan sizlere sesleniyorum. Henüz yapmadıysanız sayfayı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Gökhan Koçtur. Sakalı. Sakalı aslında kış için bırakmıştım ama beğenini çok oldu. Ki yani normal hayatımda değil, yayında beğenini çok oldu. Dursun dedim ama keseceğiz onu da. Cem, teşekkürler. Hakan, bir şey yazdın geçti. x5 12 hafta dememin sebebi başlangıç için. Yani 5x5'e çünkü insanlar başlıyor 3 gün sonra, bir hafta sonra olmadı diyorlar. Hayır canım, öyle bir şey olmaz. 5x5 gibi zaten kendini kanıtlamış programa başlıyorsanız en az 12 hafta geçireceksiniz.
kaç hafta geçirebilirsiniz? Dediğim gibi döngüye girene kadar 1 sene, 2 sene de kullanabilirsin 5. 2 sene uzun ama 1 sene 5 x 5 yapabilirsin. Ağırlıkların arttırabildiğin sürece problem yok. 12 hafta dememin sebebi dediğim gibi insanlar çabuk sonuç istiyor ya. Hani ağırlık çalışma programına başlıyor 5x5'e. Daha 3. günde 1. hafta, 2. hafta bitiyor. Olmadı bu diyor. Neye göre olmadı diyor. Hiçbir fikrim yok inanın ki. O kadar vakitte yani hayat çok hızlı geçiyor herhalde artık. Öyle söyleyeyim. Hakkı teşekkürler. Hakan başlangıç seviyesi için low carb öneririm. Low carb. Ketojenik önermem. Neden derseniz ketojenik diyetin dikkat edilmesi gereken çok fazla şey var. Ve de herkes için uygun bir diyet değil. Çok dikkat edilecek şeyi var. Bunun dışında enerji seviyende sorun yaşama şansın var. Performansta sorun yaşama şansın var. Ha ben bunların hiçbirini yaşamıyorum ketojenik diyette ama takip edilecek şey çok daha fazla. O yüzden yeniyseniz beslenmeye dikkat etme konusunda low carb çok daha uygun bir seçenek. Mustafa Çolak, barbell row mu bench press mi önce yapsan çok da değişmez. Bu arada 5x5'in normalinde hatırlamıyorum hangisi önceydi. Bench press önceydi. Barbell row sonraydı. Hocam verdiğiniz 5x5 antrenmanında asistan egzersizleri hangi günlere eklememiz en doğru? Asistan egzersizleri hangi gün eklemeniz? İstediğiniz gün fark etmez. Oradaki 5x5 antrenmanınızda bazı hani iki tip antrenman var. O antrenmanlardan bir tanesi sizi daha fazla yoruyor olmalı. Bir tanesi daha az yoruyor olmalı. Daha az yoruna ekleyin ideal olarak. Özge Sert hocam kızlara artık spor yapmanın sadece squat olmadığını öğretir misiniz? Squat candır, gerisi heyecandır. Bilmiyorum ben squat yapan sadece squat yapan kızlar mı var? Ben etrafımda hiç görmüyorum açıkçası. Ben çeşitli başka alakasız şeyler yapan kişiler görüyorum. Keşke squat da yapıyor olsalar. Hakan nazar değdirirsin şimdi. Bölgesel yağ yakımı hemen sorulur şimdi bunun üzerine. Özge Sert, squat yapanlar squat yaptıkları gibi diğer kaslarını da benzer şekilde çalıştırıyor olmalılar. Yani bileşik egzersizleri. Benle tanışıp da benimle biraz vakit geçirip biraz spor vakti geçirip de şimdiye kadar doğru düzgün ağırlık çalışmayan kadın tanıdığım yok. Kadın öğrencim yok öyle söyleyeyim. O yüzden gönderin sayfaya ben onları hemen ikna edeyim 5x5 ağırlık çalışmaya. Nihat Kayacı var. Hocam haftada kaç gün çalışmanız? 5 gün fazla olur. Haftada 3 gün. Haftada 3 gün tüm vücut benim ödelim. İstiyorsanız eğer enerjiniz yetiyorsa 2 günde kardiyo eklersiniz haftada 3 gün tüm vücuda. Özge Sert haklısın. Tabii ki biliyorum. Squat yapınca spor yapmış olmuyorlar. Sadece tek bir hareket yapıyor olmakla spor olmaz. Bugünden itibaren sadece bir hareket yapacak olsanız ne olurdu? Mustafa Çolak sorunu görmeden önce sadece bir hareket yaparak spor olmaz dedim. Sadece bir hareket yapsak spor olmaz. Ha sadece bir hareket yapma şansım olsa tabii ki bu adaya düştüğünüzde yanınıza ne alırdınız sorusuna benzer bir soru ama bana sorarsanız olimpik halter hareketlerinden clean and jerk seçerdim büyük ihtimalle. Öyle söyleyeyim. Sikme ya da koparma her ikisi de olur. Ketogen sitesinin yanında bir de kitap yazar da söylemiştin ama hatırlayamıyorum. Tekrar söyler misin? Seni görünce kemik suyu. Onur. Ha ismini görmeden sen olduğunu anladım. Lyle McDonald. L-Y-L-E McDonald. The Ketogenic Diet. Kemik suyunu da iç tabii ki. Ketogenik diyette mutlaka gerekiyor. Cem deadlift de güzel bir hareket ama olimpik halter hareketleri daha karmaşık hareketler olmakla birlikte bütün vücudu çalıştırmak için daha iyiler. Cem Andan Akarte teşekkürler. Ben Yankı Tansu. Artık ben Yankı Tansu. Güç fitness'tan sizlere sesleniyorum falan filan alıştınız. Artık canlı yayınları izleyen kitlenin bir kısmı en azından ciddi anlamda bilinçlendi. Bu da beni çok mutlu ediyor. Mehmet Yedek, asistan yardımcı egzersiz demek. Yani ana hareketlerinize, 5x5'teki ana hareketlerinize yardımcı olacak hareketler demek.
Asistandan kasıt bu. Yardımcıdan kasıt. Yani bu asistan hareketler normalde asistan kelimesi şunun için kullanılır. Deadlift ya da power, ya powerlifting yapıyorsanız deadlift, squat ya da bench press'inizi arttıracak. Bu hareketlerdeki kilonuzu arttırmanıza sebebiyet verecek ama doğrudan bu hareket olmayan ağırlık çalışma hareketleri. Squat rack yok. Dipsi kullanmamda sıkıntı olur mu? Squat ve overhead press'in. Musa Kurşunlu. Dips kırılmadığı sürece hayır. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Öyle söyleyeyim. Squat rack yoksa dips uygun değilse öyle söyleyeyim. Dikkat etmeniz lazım düşmediğine. Ne kullanabilirsiniz? Leg press. Yani serbest ağırlıkta squat yapma şansınız yoksa sakın ola ki cihaz benziyor diye Smith Machine'de yapmayın. Hocam oruç tutarken nasıl spor yapmalıyız? Selma Hanım, bununla ilgili YouTube'a bir video ekledim bir tane. Nasıl yapmalısınız? Nasıl istiyorsanız öyle söyleyeyim. Nasıl yapabiliyorsanız. İftardan önce, hemen önce olabilir. Kısa, ufak bir iftar, yani sıvınızı alıp sporu yapıp sonra asıl iftarınızı yapabilirsiniz. Ya da iftarla sahur arasında olabilir. Sizin hayat düzeniniz ve zamanlamanızla ilgili. Şimdi İstanbul'da mesela iftar 8.30 gibi oluyor. 8.30'da otursanız, iftarınızı yapsanız 9.30. 2 saat ara vereceğim deseniz 11.30, 11.30'da spor yapacaksınız, yatacaksınız falan filan, çok zor. Ama hani sabah erken kalkmanız gerekmiyorsa mesela yapılabilir. Ama çeşitli varyasyonları var dediğim gibi. Bir tanesini seçip onu yapacaksınız. Hızlı kilo vermek için hangi kardiyo? Fatma Turgut. Hızlı kilo vermek için hangi beslenme demen gerekiyor? Çünkü hızlı kilo vermek beslenmeyle ilgili. Kardiyo ile ilgili değil ama iki tip kardiyo var temelde. Yavaş kardiyo diyelim bir tanesi. Diğeri de yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman. HIIT kardiyo. HIIT kardiyo daha etkindir. Ama yani en etkilisi bu değildir. En etkilisi yine YouTube'umda var. Ağırlık çalışmaktır. Çünkü sizin spor yaparkenki amacınız kilo vermede daha çok kalori yakmak değil. Kalori beslenmeyle çözeceğiniz bir şeydir. Sizin amacınız kiloları verirken şekil şemal kaybetmemek, kas kaybetmemek, güç kaybetmemek, hareket kapasitesi kaybetmemek, bunlar çok daha önemli kaç kalori yaktığınızdan. Çünkü nihayetinde ağırlık çalışmakla HIIT arasında gerçekten benzer süre yapıyorsanız çok büyük bir kalori farkı da olmaz ama deyin ki 100 kalori farkı olur. Bu bir şey ifade etmez ki. Ayda 15 kalori, 15 kere antrenman yapıyor olsanız 1500 kalori yapar topu topu. Bununla bir yere varamazsınız. Yani 4 ayda 1 kilo daha fazla vermenizi sağlar. Tamam, bu iyi diyorsunuz. Öbür tarafta ama HIIT yerine ağırlık çalışıyor olmanız ciddi miktarda kas kaybetmenizi önler. Bu çok daha önemli. Zayıflayan insanlara sorun en büyük dertlerini. Sağ sol tarafım sarkıyor diyecekler size. Niye? Kas çok fazla kaybediyorlar. Ha, ağırlık çalışmak garantisi değil bir yerinizin sarkmayacağının ama yani emin olun bir yerinizin sarkma şansını çok daha düşürür ağırlık çalışarak zayıflarsanız. Cem Andan'a karşı çok sevindim. Hakan, Fezli abiye Fransız squat'ı ekleyebilirsiniz dedim de aklıma şimşek çaktı. Haftada 3 squat'ın birinde varyasyon olarak yapsam nasıl olur dedim. Hakan yapabilirsin ama yani Fezli abiye de söyledim. Yani böyle bir zorunluluk yok. 3 tane squat back squat'la yapabilirsin. 2 tane back squat, 1 tane front squat'la yapabilirsin. Yani hareket çeşitliliği iyidir. Fatma Turgut, ben teşekkür ederim. Henüz yapmadıysanız lütfen sayfayı, yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu canlı yayın İstanbul'dan. Normalde fon bu değil ama bu fonu sevdim. Öyle söyleyeyim. Normalde spor evimden canlı yayınları yapıyorum. Gece canlı yayınlarını. Spor odam var. Spor salonum var hatta evimde, öyle söyleyeyim. Oradan yapıyorum. Tabii bir takım daha rahatlıklar oluyor. İstanbul'da da geleli beri spor yapmak benim için ciddi anlamda zor hale geldi. Spor yaptığım yer buradan 1 saat 10 dakika mesafede, 2 saat 20 dakika aşağı yukarı sadece spora gidip gelmek için ayırmam gerekiyor ama pes etmedim. Evde yapıyorum bazı sporları, görüyorsunuzdur. Çok ağır çalışmak ileride eklemlere zarar verebilir mi? Kaslar güçlenir. Muhammed Şamil Aslan, hayır, vermez. Kaslarınızın geliştiği hız korkunç bir hız değil. Eklemleriniz ve kemikleriniz aynı düzeyde gelişir. Ha, şuna dikkat etmeniz lazım. Hep dikkat etmeniz lazım. Ağırlık çalışsanız da çalışmasanız da esneklik ve mobilite çalışmalarına, eklem esnekliği ve kas esnekliğini her zaman antrenman programınıza eklemeniz lazım. Ağır çalışmak yoksa herhangi bir zarar vermez. Aksine eklemler açısından birçok faydası var.
Eklemler yaşlanıyor yaş ilerledikçe. Yaşlanıyor, doğru. İyi bakacaksınız eklemlere. Yani eklemleri makine gibi düşünün. Yağlayacaksınız bol bol. Nasıl yağlayacaksınız? Hareket ederek, iyi beslenerek. Olcay Ütüker'li, uzaktan eğitime ne diyorsunuz? Ben uzaktan eğitim veriyorum. Yani eğitim vermiyorum da spor ve beslenme koçluğu yapıyorum. Şu anda yayını izleyen spor ve beslenme koçluğu yaptığım kişiler ücretli olarak var. Ücretsiz olarak yardımcı olduğum kişiler de var. Uzaktan eğitime ne diyorsunuz? O yüzden havada kalıyor. Bana söylerseniz ben yaptığım zaman güzel, başkası yaptığı zaman iyi ya da kötü nereden bilebilirim ki? Ramazan'da antrenman yapmasak ama beslenmeye dikkat etsek kas kaybı olur mu? Olur. Ömür Osman Çakır. Antrenmana eğer şu anda yapıyorsan, antrenmana 4 hafta ara verirsen kas kaybında, güç kaybında olur. Ramazan'da antrenman ara vermenin hiçbir bahanesi yok bu arada. Yani bahane ancak kafanızda yaratıyorsunuz. Çünkü evde yaptığınız, vücut ağırlığınızda yaptığınız antrenmanlarla bile kası koruyacak Ramazan'da düzeyde antrenman yapabilirsiniz. Hocam yaklaşık 35 kilo verdim. Artık vücudu şekillendirmeye başlamayı düşünüyorum. Günde 3 öğün yemeğin yanına tavuk göğsüm yoksa toz alanı mı tavsiye edersiniz? Ve ile tavuk arasında fark nedir? Yunus Emre Akçil, 35 kilo verdikten sonra değil en başta vücudu şekillendirmeyi düşünmen gerekiyordu ama çok geç kalmış değilsin. Günde 3 öğün yemeğin yanına tavuk göğsü ya da whey protein. Açıkçası birkaç kademe başa gitmen lazım. Öncelikli olarak YouTube'umdaki zayıflama rehberi videosundan makroların nasıl takip edileceğini öğrenmeni şiddetle öneririm. Çok şiddetle öneririm. Neden dersen bu soruların cevapları orada var. Tavuk göğsüyle whey protein arasında işlev açısından bir fark olmaz eğer bunu soruyorsan. İkisi de proteindir. İkisi de protein olarak işlev görür. İhtiyacın varsa proteini kullanırsın. İhtiyacın yoksa vücudunda o proteini depolarsın. Ya da enerjiye çevirip harcarsın. Esengül Yarsu merhabalar. Yusuf Karadağ ömür duyduğumu bilmiyorum. Duymadıysa neyi duyacaksa bir daha söylerim. Ben yankıdan su güç ve sizlere sesleniyorum. Henüz yapmayınsanız yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Belki Facebook birazcık daha çok kişiye duyurur böyle yaparsanız. Canlı yayınlar daha kalabalık geçiyordu. Ramazan'da reytingler düştü. Yani hoş reytinglerin çok bir önemi var mı derseniz aslında pek bir önemi yok. Neden? Benim harcadığım vakitle kaç kişiye cevap verebildiğim benim için önemli. Sorular durmadığı sürece ki şimdi durdu, nazar değil. Benim için bir problem yok. Gevezelik yapacak bir şeyim yok. Böyle daha rahat oldu. Bilgisayar ekranı olmayınca tabii soruları bazen kaçırırım diye Mark, evet öyle. Zuckerberg sağ olsun. Soruları kaçırırım diye endişe ediyorum ama telefondan takip etmek daha iyi. Bölgesel zayıflamada nasıl spor yapmamız gerek? Bölgesel zayıflama sorusu cevaplamıyoruz. Biz özellikle güç ve fitness sayfasında bölgesel zayıflama defterini kapattık. Neden kapattık? Çünkü 170 bin takipçinin yaklaşık 10 bin tanesine tek tek her birine tek tek 10 binine bölgesel zayıflamanın neler olmadığını anlattım. YouTube'da videosu da var. Bölgesel olarak zayıflayamazsınız. Kilo verdiğiniz zaman vücut belirlediği yerden yağ yakar. Sizin en sona kalan yağınız en son gidecektir. Daha fazla yağ yakmanız lazım. Bölgesel olarak yakamazsınız. Keşke bölgesel yağ yaksa. Benim de mide bölgemde bir problemim var yağlarımla. Her erkekte olduğu gibi en son orada kalıyor. Çok kolay olurdu bölgesel yağ çözümü olsaydı. Neden? Yani günde 1.000 tane mekik yapardım ve giderdi. Öyle bir şey olmuyor ne yazık ki. Boşuna uğraşmayın bölgesel yağ kaybıyla. Zayıflarsanız o da beslenmeyle ilgili gider son yağlarda. Ömür Osman Çakır, salona gitmeniz gerekmiyor. Spor yapmanız için salona gitmeniz gerekmiyor. Daha yeni buraya da ekledim diye hatırlıyorum sayfaya. Evde spor yap ya da Instagram'ımda var en azından. Instagram'da da ismim Güç Fitness. Evde spor yaparken video. Ben de gidemedim. Spor salonu çok uzakta. Evde yaptım sporumu. O spor faydalı mı? Faydalı. 100 tane squat yaptım. 20 tane şınav yaptım. 20 tane mekik yaptım. Bunu ara vermeden 5 set yaptım. Faydalı mı? Evet, faydalı olduğu için yaptım. Hiçbir şey yapmamaktan zaten %100 daha faydalı da. Evde yapabileceğiniz şeyler çok fazla. Spor günleri haricinde yani kilo çarpı 1,5 gram almaya gerek var mıdır? Vardır, vardır, vardır. Neden derseniz çünkü protein ihtiyacı sadece spor yaptığınızda vuku bulmuyor ki. Vücudunuz kendini sizin off gününüzde de onarmaya devam ediyor. Protein yapı taşı. O yüzden her gün tutturmanız lazım proteini. Göbek kası nasıl yapabilirim? Özgür Bayraktar, göbek kasınız var, onu yapmanızdan önce gözükmesi için üstündeki yağın gitmesi lazım. Ha üstünde yağ yoksa ya da azsa
O zaman tabii ki karın kası çalışarak. Hocam merhaba. Antrenmanınızı ne zaman yapıyorsunuz? Akşam saatlerinde yaptığınızda idman sonrasında besin alıyor musunuz? Barbaros Bozacı, benim normal beslenme düzenim aralıklı oruç. Zaten akşam 6 gibi antrenman yapıyorum. Saat 8 gibi yemeğimi yiyorum. İdman sonrasında bütün yemeğimi idman sonrasında yiyorum ama antrenmanı aç karnı yapıyorum. Bunun size uygundur değildir ayrı mesele. Bilemem yani, deneyip görebilirsiniz ancak, ama yapılabiliyor, onu söyleyebilirim. İdman sonrası yemek yemenizi öneriyorum. Bu arada çoğu insan o kadar çok takılmış ki, yani bu, çünkü aptal saptal kanallar şunlar bunlar tarafından o kadar çok kafamıza sokulmaya çalışıldı ki, gece geç yerseniz kilo alırsınız. Yani çok düpedüz diyorum ki, safsata. Safsata. Gece geç yemek yerseniz kilo falan almazsınız. Toplam kalori alımınız fazla değilse ihtiyacınızdan kilo almazsınız. Gece yemek yemekle kilo almanın bir bağlantısı yok. Ben bütün yemeklerimi gece 8 ila 12, 1 arası yiyorum. 40 kilo verdim bu şekilde. Aralıklı oruç metodunu akşam yemek yiyerek uygulayan herkes kilo veriyor. Gece yemek yenildiğinde eğer kilo alınıyorsa ne nasıl yapıyor bu insanlar? Nasıl olabiliyor bu? Hikaye çünkü. İstediğiniz zaman yemek yiyin. Akşam spora gittiniz. Spor 12'de bitti. Yemek yiyecek misiniz? Tabii ki yiyeceksiniz. Tabii ki yiyeceksiniz. Bu çok doğal. Bunu sormanıza bile gerek yok. İnsanın vücudu ne zaman yemek bulursa o zaman yemek yemeye adapte olmuştur. Buzdolabını açıp yemek yemeye değil. Ne oldu? Şimdi bunlar 10 bin sene önce yaşıyorsunuz. 3 gündür yemek bulamıyorsunuz, yiyecek bulamıyorsunuz. Gece 12'de hasbelkader kuş avladınız. Ne yapacaksınız? Avladığınız kuşu yemeyecek misiniz? Sabahı mı bekleyeceksiniz? Gece yerseniz eğer kilo yapar diye. Yapmayın. Sizin suçunuz değil tabii ki. Bu aptal safsataları kafamıza sokanların suçu. Oruçluyken spor yapmak kas kaybına neden olur. Demet Kahraman Alkan, oruçluyken spor yapmak, aç karnını spor yapmak çok verimli değildir. Ama bu aradaki fark, eğer profesyonel sporcu değilseniz hiçbir şey ifade etmez. Oruçluyken o yüzden spor yapabilirsiniz. Kas kaybına neden olur mu? Hayır, olmaz. Kas dokusunun parçalanmasına neden olur mu? Evet. Ama o antrenmandan sonra yemek yediğinizde kas her halükarda başlangıcından daha gelişmiş hale gelir. Nedir fark derseniz, tok karnına yapıyorsanız 100 birim gelişirsiniz, aç karnına yapıyorsanız 95 birim gelişirsiniz. Bu kadar, daha büyük bir fark yok. Ramazan'la ilgili kafanıza takılan şeyleri atın kafanızdan. Çünkü o safsatalara takılacaksanız zaten oruç tutmamanız ya da antrenman yapmamanız lazım. Safsata bunlar. Hocam 1,75 boy, 73 kilo, şu an sıfır konumdayım. En başta nelerden başlarım? Harun Başgül, beslenmeyi öğrenmen lazım. Makro takibi öğrenmen lazım. Sporla ilgili amacın neyse ağırlık çalışmaya başlaman lazım. Tüm vücut antrenmanı. Aslında şöyle söyleyeyim. YouTube kanalına girip bütün videoları izlesen, de ki 3 saatini alır. 3 saat sonra şu an dediğin sıfır konumdayım diyorsun ya. 3 saatlik video izledikten sonra sıfır konumda değil, çok ciddi miktarda bilgi biliyor ve başlayabilecek düzeyde olursun. Bu kadar. Yani ihtiyacınız olan daha fazla bilgilenmek için, daha fazla bir şey yapabilmek için bütün YouTube'daki videolar 3 saat alır. Ve evet, şu an orada ıvır zıvır videodan çok hep temel videolar var. Yani lütfen izleyin. Hocam benim gittiğim salonda iftardan sonra full olduğunu görünce çok şaşırdım. Cumartesi günü herkes çalışıyor. Sevindirici. Go hard. Evet. Go hard, go home'a katılıyorum. Şeki, teşekkürler. Hakan, birçok örneği, sen de bir örneksin tabii ki. Reflü problemi olanlar göbekle ilgili hareketleri yapamıyor, mekik gibi, bunu nasıl aşabiliriz? Ufuk Arslan, bir, reflü probleminin temel sebebi karbonhidrat miktarınızın diyetinizdeki çok yüksek olması. Bir kere bunu bilin. Yani reflü tamamıyla beslenmenin düzeltileri çözülebilecek bir rahatsızlık. Şimdi bunu kenara koyalım. Göbekle ilgili mekik gibi hareketleri yapamıyorsanız plank hareketini yapacaksınız. PLANK, kalas hareketi. Kalas hareketi mekikten daha iyidir zaten karın bölgesi için. Bakıyoruz sorulara. Barbaros, ben teşekkür ederim. Yunus Emre Akçil, teşekkür ederim. Yunus Emre Akçil, çok incesin. Teşekkürler. İlk fırsatta bakacağım. Yani bir telefondan kalktığım zaman. Hocam sıcak havalarda antrenman gün sayısını düşürmek doğru olur mu? Cihan Gümüş, sıcak havalarda oruç, herhalde bunu kastediyorsun. Sıvı alamıyorsan tabii ki düşürebilirsin. Sıvısız antrenman yapmak, yani aç karnına antrenman yapmak çok büyük sıkıntı değil ama sıvısız
hareket etmeye alışmak zor. Adaptasyonu daha zor. Aç karnına antrenman yapmaya 20 günde alışırsınız. Az suyla antrenman yapmaya alışmanız daha uzun sürer. O da doğal bir şey bu arada. O da insanın doğasında olan bir şey. Yani hep ben evrim sürecinde insan falan filan diyorum. Sebebi basit. Biz modern çağda yaşıyoruz ve modern hayatın bize getirdiği bir takım lüksler her zaman varmış gibi yapıyor olmamızın bir anlamı yok. Yani yemek yemeğinin normal yolu buzdolabını açmak değildir. Ya da yemek sepetinden sipariş vermek değildir. Normalde yemek yemeniz için bir şeyler yapmanız gerekir. Tarım devriminden öncesini düşünün. Avlanmanız gerekir, toplamanız gerekir, hareket etmeniz gerekir. Ne zaman yemek yersiniz, ne zaman yemek bulursanız yersiniz yemeği. Sizin insanın fabrika çıkış ayarı bulduğu zaman yemek yer. Günde 3 öğün falan değil. Gece yemez, ıvır zıvır bunların hepsini geçin. Hareketle ilgili aynı şekilde. Hep hareket etmek üzerine tasarlanmıştır. Neden? Çünkü hareket etmeyen insan bundan 10 bin sene önce zaten soyunu devam ettiremez. Yaşayamaz. Neden yaşayamaz? Çünkü beslenemez. Beslenemez, yürüyemez. Dolayısıyla kendinize baktığında, insana baktığında hem hareket etmek tamamıyla natürel, doğaldır. Bunu bu kadar büyütmeye bir gerek yok. Spor diyoruz evet ama hareket ediyoruz nihayetinde. İkincisi beslenmeyle ilgili. Salsataları aşın. Günde 5 kere yemek yiyeceğiz. Yalanın en büyüğü ya. Günde 5 kere niye yemek yiyorsunuz? Ne zaman günde 5 tane yemek bulduğunuzda yiyorsunuz? Meyveler vardır Hakan. Fakat meyveler son 10-20 bin sene içerisinde büyük bir değişim geçirmişlerdir. Özellikle tarım başladıktan sonra neden? Yapay seçilimle. Şu an meyve dediğimiz, atıyorum şeftali, kocaman etli şeftali, bundan 10 bin sene önce doğal haline internetten bakabilirsin. Onun çekirdeği şimdikinin 3 katı, etlik meyvenin tamamı 5'te 1 boyutunda. Yani meyve vardı, evet fruktoz vardı o zamanlarda ama bu miktarlarda tüketmek mümkün değildi. Cemal Şimşek, gaza aldınız, başladınız, kas ağrınız var, hiç önemli değil. Neden diyeceksiniz? Hamsınız. Ham biri spor yaptıktan 24 saat sonra kasları ağrır. Ne kadar ağrır? Yani 3 güne kadar ağrıyabilir. Niye ağrıyor? Delayed onset muscle sordum deniyor. Yani hamlık, Türkçesi hamlık, öyle söyleyeyim. Dinleneceksiniz, sıcak tutacaksınız, geçecek, devam edeceksiniz ve tekrar etmeyecek. Yani hamlık ağrısı sürekli tekrar eden bir ağrı değildir. Aç olan insan nasıl uyur ki? Aç olan insan nasıl uyur? Şimdi şöyle söyleyeyim Haluk Şahin. Çok rahatlıkla uyur. Birincisi. Ha siz uyuyamıyorsunuz. Güzel. O zaman beslenmenizi aralıklı oruça çevirin. Ve yemeklerinizi hep akşam yiyin. O zaman hiçbir zaman aç uyumak zorunda kalmazsınız. Bu sorunuz kendi içinde çelişir. Neden çelişir? Sizin için demiyorum. İnsan açken uyuyamaz. Peki bu şu anlama gelir. Uyumazsanız eğer dinlenemezsiniz. Dinlenmezseniz refleksleriniz, hızınız, gücünüz hepsi düşer. O zaman şu anlama geliyor. Bir gün içerisinde beslenemeyen insan soyunu devam ettiremez. Neden? Çünkü gece uyuyamaz. Gece uyuyamazsa sabah hiç avlanamaz. Bir şey toplayamaz. O gece de uyuyamaz. Açlıktan ölür. Şimdi anladınız herhalde. Yani mantığını anladınız. Eskiler yemek buldu ye der tabii ki. Çünkü o zaman öyleymiş. Şimdi öyle değil ki. Şimdi yemek her yerde. Hocam hayatımıza çok güzel dokunuşlar yaptınız. Tamiz ve sağlık. Teşekkür ediyorum. Gülden Ömeroğulları Yılmaz. Ömeroğulları Yılmaz. Kusura bakmayın hızlı okurken bazen isimleri. Ömer Ceylan. Hocam yüzmek ne derece zayıflama ve kalori yakımı? Yüzmek çok güzel bir kardiyo egzersizidir. Tüm vücut egzersizidir. Ama zayıflama amacı için yapabilirsiniz ama ağırlık çalışmayı bir kısım daha önce öneririm yüzmeye göre. Ama imkan yüzme ise tabii ki yüzün. Yani daha ağırlık çalışma daha iyi diye o yüzme imkanınız var, ağırlık çalışma imkanınız yok. Yüzmenin peşinde yüzün, ağırlık çalışmanın peşine düşmeyin tabii ki. Cemal Şimşek, hamlık ağrısı varken spora devam edebilirsin. Bunun bir zararı yok ama yani bir gün ekstradan dinlensen ağrısız, sızısız, daha sağlıklı, mutlu, yüzün gülerek yaparsın sporu. Emre, salonda kardiyo çalışırken kilo vermek için ideal nabız aralığı ne olur? Salonda kardiyo çalışmanı önermiyorum. Kilo vermek için kardiyo önermiyorum. Kilo vermek için ağırlık çalışma öneriyorum. Bir.
İkincisi kilo vermek için hit tarz antrenman öneriyorum. Yüksek yoğunluklu ağırlıklı antrenman, yani nabzının dalgalandığı, temponun dalgalandığı. Bunun dışında senin sorduğun sorunun klasikleşmiş cevabı, hani uzun süre kardiyo yapacağım ve yağ yakacağım. Bunun hepsini at. Bunlar eskidendi. Artık yok bunlar. Bunların artık geçerli olmadığı kanıtlanmış durumda. Öyle söyleyeyim. Bir de içimden bir ses bu soruna tam olarak bundan 20 sene kadar önce net bir cevap vermiştim zaten diyor. Sağlık açısından beyaz et, yani tavuğa ne kadar güvenebiliriz sizce? Siz beslenmenizde tavuğa ne kadar yiyebiliyorsunuz? Atar be Ramazan atar. Ben tavuk yemiyorum hiç. Hindi yiyorum. Tavuk mümkün olduğunca uzak duruyorum. Çünkü çeşitli sıkıntıları var. Ama başka seçeneğiniz yoksa protein almamanıza göre tavuk yemeniz daha iyi bir seçenektir. Yani tavukta bir takım zararlı şeyler var ama proteinsiz kalmak daha büyük bir zarar. Bunu özellikle altını çiziyorum. Çünkü bütün beslenme ve spor düzeni belli hiyerarşilere göre gitmek zorunda. Spinning hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir hit tarzı antrenman ama ağırlık çalışma öncelikli öneririm. Uzun süre koşu mu, kısa interval? Nurullah Yeşil. Cemal, ben teşekkür ederim. Ufuk Aslan, uzaktan PT hizmetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün bir kez daha sordu. Benim uzaktan spor ve beslenme koçluğu hizmetim var. Şu anda ücretli öğrencilerim burada var. Ücretsiz yardımcı olduğum sayfadan kişiler de var. Uzaktan eğitimle ilgili ne söyleyebilirim? Ben kendiminkini bilirim sadece. Başkanınkini nasıl bilebilirim ki? Olur mu? Olur tabii ki. İyi yapılıyorsa olur. Emre, söylemiyor değilim. Onurcuğum, 95 yılındaki dersleri hatırlayın da demiyorum. Tabii ki 1995'ten kalma aerobik nabız aralığını hatırlamamanızı da anlıyorum. Ama o tarz antrenman yapmayın diyorum. Hit tarz antrenman yapın. Nabız aralığını bu arada bir canlı yayında anlattım mı? Onur, sen çok sordun diye ama sen yakalayamadın. L-karnitin Cengiz Başkan, ben önermiyorum. Yani sporcular için %1'lik 2'lik fark yaratan bir şey. O para verilir mi %1'lik 2'lik fark için? Üstelik sporcular için. Sizin için büyük ihtimalle hiçbir fark yaratmayacak. Yani burada vardır L-karnitin almış kişiler. Hiçbir şey yapmayıp L-karnitin alarak hiçbir şey olmaz. Ha, birileri de diyor ki L-karnitin işe yarıyor. Siz iyi besleniyorsunuz, iyi spor yapıyorsunuz. Kiloyu zaten bundan veriyorsunuz. Yanında L-karnitin aldığınız için değil ki. Ben Yankı'dan sonra Güç ve Fitness'tan sizlere sesleniyorum. Henüz yapmadıysanız sayfayı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayakta canlı yayın iyi. Daha iyi oturmaya göre. Size de çok uzun süreler oturmanızı önermem. Çok uzun süre oturan birinden atletik, sportif performans çıkması mümkün değil, öyle söyleyeyim. Kalça ekleminiz böyle kalıyorsa eğer, sonrasında onu açtığınızda rahat hareket etmeniz çok zor. Bayanlar için kol, göbek için en iyi ağırlık hareketleri neler önerirsiniz? Nevin Turan'la Alkaç, tüm vücut ağırlık çalışma öneririm. Yani hareket önermek çok yanlış. Ben hep bileşik hareketleri öneriyorum. Yani bileşik hareketten kastım şu, izole hareketler değil. Bir seferde birden fazla eklemi çalıştıran hareketler. Mesela squat öneriyorum, çömelme kalkma. Squat hareketi aynı anda hem diz hem kalça ekleminde hareketi içerir. Bu tarz bileşik hareketler öneriyorum. Protein tozu almak iyi midir? Protein eksiğiniz varsa iyidir. Eksiğiniz yoksa boş bir şeydir. Öyle söyleyeyim. Protein tozundan insanlar farklı şeyler bekliyor. Protein tozu bir gıda takviyesi. Yeterli proteini alamıyorsanız eğer protein tozu kullanmalısınız. Mutlaka. Çünkü protein tamamlamak zorundasınız. Ama yeterli proteini yemekten alabiliyorsanız protein tozuyla olmayacağınız bir şey olmazsınız. Ben Yankı'dan sonra Güç Hepinizden sizlere sesleniyorum. Henüz yapmadıysanız sayfayı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Son 3 tane soruyu alayım. Ondan sonra ben de artık daha yüksek heyecan düzeyinden daha düşük heyecan düzeyine geçeyim ki gece rahat uyuyabileyim. Bakıyoruz, izleyici çok. 75-76 tane izleyicimiz, 78 tane izleyicimiz var. Yükseliyor hızla. Ama soru yok.
Serdar Güler, hocam ağırlık programı ısınmadan sonra karma düzen ağırlık öneriyor musun? Yoksa gün içerisinde göğüsse göğüs, kolsa kolsa, omuz omuz mu çalışın? Karma düzen derken bir hareket, ben ağırlık çalışmanın temel prensibinde eğer kas ve güç gelişimi için yapıyorsan bir hareketi bitirirsin, ondan sonra öbür harekete geçersin. Ha, kondisyon, kardiyo yönelik bir şeyler de eklemek istiyorsan ancak senin dediğin gibi çalışılır. Ama öbür taraftaki güç ve kas verimini düşürür. Protein, kreatin, VS kullanarak karaciğere zararlı mıdır? Olcay Köktürk, fazla protein vücuda zararlıdır. Böbreklere, karaciğere değil. Ama fazla protein almanız için belirleyici olan şey protein tozu ya da kreatin değildir, öyle söyleyeyim. Kreatin bu arada lütfen internetten bakın en çok hangi yiyeceklerde var diye. Kreatini biz dışarıdan kullanıyoruz ama kreatin en çok kırmızı et de vardır. Normalde size çok miktarda kırmızı et tüketmenizi de önerebilirim. Bir şeyler söyleyeceksinizdir doğal olarak. Kırmızı etin fiyatı malum. Kreatin kullanıyorsunuz. Bize öyle bir şey deyin ki kilo verelim artık. Cengiz Başkan hemen söylerim. Daha az yemek yiyin. Hemen kilo verirsiniz. Hemen şu anda az yemek yemeye başlayın. Hemen kilo vermeye başlarsınız. Şahin Ahmet, bu yiyorum yiyorum kilo alamıyorum diyen arkadaşların hepsi. Ben gerçekten bu tarz çok arkadaşla çalıştım. Yiyorum yiyorum diyorlar. Tamam diyorum, makroları takip edeceğiz, kalori takip edeceğiz. İkna ediyorum. Güzel FitSecret kuruyorlar ya da MyFitnessPal kuruyorlar. Kalori takibine başlıyorlar. Aa, bir bakıyoruz ki çok kalori falan almıyorlar. Çok yediklerini düşünüyorlar sadece. Yeterince çok alıp da kilo alamamanız mümkün değil. Yeterince yemiyorsunuz kısaca. Bel ve karın yağları diğer tüm yağlar gibi erir Mehmet Dişçeken. Daha az yemek yiyeceksiniz. Daha çok kalori açığı çıkaracaksınız. Günde kaç saat spor? İçeriğiyle ilgili hafif kardiyo yapıyorsanız çok yapabilirsiniz ama ağırlık çalışıyorsanız, HIIT tarzı antrenman yapıyorsanız günde yarım saat ila 1,5 saat arası, haftada 3 ila 4 kez. Omuzları Ziya İşmer genişletemezsin. Kemikleri genişletemezsin. Ama omuzunun omuz kasını daha dolgun hale getirirsen omuzların daha geniş gözükür. Ne yapacaksın? Tüm vücut ağırlık çalışması. Az yemek kas kaybına sebep olmaz mı? Önder Hayriye Tohum, az yemek kas kaybına sebep olmaz. Ağırlık çalışmamanız ve düşük protein kas kaybına sebep olur. Şahin Ahmet, her öğün bir ekmek falan da fişman değil, geç. Yani geç, niye geç? Makro takibinin temelinde şu var. Belli miktarda kalori alıyorsun. Kaç bu? Günde 5000 diyelim ki. Ama kilo almıyorsun. Bu ne anlama gelir? 5000'den fazla kalori alman lazım. Yani makro takibi, kalori takibinin temelinde bu var. Çok az yiyorum. Kaç kalori? 1000 kalori. Kilo veriyor musun? Hayır. Demek ki bir sağlık problemin yoksa 1000 kaloriyle kilo veremiyorsan 800 kalori alman lazım. Bu iş temeli bu. Tabii ki bir takım metabolik sıkıntılarınız olabilir, sorunlarınız olabilir. Özellikle kilo vermedi. Kilo almak için de bir sağlık kontrolünden geçin. Her öğünde bir ekmek. Günde 3 tane ekmek yiyip zayıflayamıyorsunuz. Ama yanında ne yediğinizle de ilgisi var. Bu arada ben kilo almak isteyen kişilere ekmek vesaire değil, daha yağlı yemekler yemelerini tüketiyorum. Öneriyorum. Bünyamin Can, bazı sorular geliyor. İnternette problem yok. Bazı soruları Facebook gösteriyor. Özellikle birden kere fazla yazdıysanız spam olarak algılar Facebook onu. Ben soruyu görüp cevaplama fırsatı bulmadan önce siz bir daha copy paste yaptıysanız eğer, Facebook bunu spam olarak algılıyor. Benim nihai şeyim bu. Hep aynı sorular hocam. Sıkılmadınız mı? Squat abdest bozar mı? Bozmaz. Melikşehir Seven, bugün canlı yayına çok iyi başladık. Nasıl derseniz yağla ilgili hiç soru gelmedi. İlk yarım saat falan başka konulardan bahsettik. O yüzden mutluyum. Yani her canlı yayının yarısı aynı sorular, yarısı orijinal sorular olsun benim için hiç problem değil. Bir de itiraf ediyorum arkadaşlar. Facebook takipçilerimi aldatıyorum. Nasıl aldatıyorum? Instagram'da da canlı yayın yapıyorum. Instagram'da çok fazla kişi yok. Burada 170 bin tane takipçi, Instagram'da 2 bin tane takipçi var ama Instagram'daki bütün takipçiler sporcu. Ya powerlifting ile ilgileniyorlar ya crossfit ile. Oradaki canlı yayınlarda daha farklı sorulara cevap veriyorum. O yüzden buradaki sorulara tekrar tekrar cevap verecek motivasyonum oluyor. Protein tozunun hangisini önerirsiniz? Çok protein tozu var. Aralarında çok büyük bir fark yok. Yılmaz Erçar. Düzgün bir yerden aldığın sürece bir fark etmez. İpek Hanım, videomu paylaştığınız için teşekkür ediyorum.
Ben Yankı Tansu Uygun Çepni Sansi'lere sesleniyorum. 87-88 oldu. Hop. Can pervazına oturduk ama. Kolaçin 9 set az mı? Musa Koşunlu, beni hiç dinlememişsin, dinlemiyorsun. Kolaçin ne 9 setinden bahsediyorsun? Ben haftada bir kere 3 set kol çalışıyorum. Yani var orada da bir şeyler. İyi kötü. 9 set tamamen bölgesel çalışma. Hiç işimiz olmaz bizim onunla. Biz burada tüm vücut antrenmanından yanayız. Hocam yağlı yemek tüketerek kilo alırsak bu sefer yağ oranı fazla olmaz mı? Hayır. Mertcan, nasıl bir yemek yediğinle, yani yağ ya da karbonhidrat yemen senin kilo almanı vermeni belirlemez. Ha, sen kilo almak istiyorsun. Ağırlık çalışıyor musun? Çünkü ağırlık çalışmazsan tabii ki yağ olarak gelecektir kilo. Düzgün bir ağırlık programın var mı? Haftada 3 gün tüm vücut çalışıyor musun? Birol selamlar. Gülderen Ömeroğulları Yılmaz, bir tık yukarı bakarım ama sorunun gelmediğine eminim. Çünkü soru atlamıyorum. Sizin bir tık yukarınızda soru var. Benim neredeyse 20 tık yukarımda da sizin sorunuz yok. Ben Yankı Tansu Güçem Tısan sizlere sesleniyorum. Henüz yapmayırsanız beğenmeyi, paylaşmayı, canlı yayını beğenip paylaşmayı unutmayın. Spor mu, beslenme mi desek yüzde kaç olur? Eğer kilo vermek istiyorsanız %80 beslenme, %20 spor. Vücut kompozisyonuyla ilgili bir şey bekliyorsanız %80 beslenme. Ha, sağlıkla ilgili bir şey söylüyorsanız yine beslenme ağır düşer. Ama performans, hareket kapasitesi diyorsanız tabii ki spor ağır basar. Ben Yankı Tansu. 82 takipçiliyiz. Normalde kapatacaktım ama 82 kişinin suratına da kapanmaz canlı yayın. Ufuk Aslan, uyku tabii ki hayati. Günde hem kilo vermeniz için hem kas yapmanız, güçlenmeniz için yeterli uyku, yeterli dinlenmeniz olmak zorunda. Yapabiliyorsanız günde 8 saat. Ne kadar fazla yapabiliyorsanız o kadar iyi. Onu da söyleyeyim. Yani profesyonel sporcular günde 12 saat ve daha fazla uyurlar. Uyurlar. Neden? Çünkü o düzeyde antrenman yaparlar. Dinlenmeleri için de o kadar uyumaları gerekir. O kadar önemlidir uyku. Bakıyoruz. Powerlifting sorusu olan, squat sorusu olan, bench press, barbell row, deadlift. Peki geçiyoruz. CrossFit sorusu olan, bilmeyenleriniz için söyleyeyim. CrossFit level 1 antrenörüm aynı zamanda. CrossFit antrenörlüğü yapmıyorum evet ama CrossFit sporuyla da uğraşıyorum. CrossFit ile powerlifting'i birleştirmeye çalışıyorum. CrossFit sorunuz varsa cevaplarım. CrossFit'in çok iyi bir spor metodu olduğunu düşünüyorum. Hani söylemesi ayıp. İkisini de öneriyorum. Powerlifting'i de, CrossFit'i. Acemiler, yani bizler fazla uyusak gelişme etkisi olur mu? İmkan varsa zorlayalım mı sınırı? Hakan, şöyle söyleyeyim. Uyuman daha ağır antrenman yapmana sağlar. Yani en basitçe. Şu an yaptığın antrenman daha fazla uyursan daha çok fayda sağlar mısın? Tabii ki. Neden? Çünkü kiloları daha fazla arttırabilirsin. Set sayısını arttırabilirsin. 25 set diyorum mesela. İyi uyuyorsan 30 set yapabilirsin. Daha fazla çalışıp toparlayabiliyorsan daha kısa sürede gelişim gösterirsin. Halil İbrahim Karakuş, teşekkürler. Furkan Akgün, yağ oranını düşürmek için yiyecek içecek takviye ne olabilir? Yağ oranını düşürmekle yemek yiyemek birbiriyle ters uçan şeyler. Az yiyeceksiniz. Yani bir takviye ile yağ oranınızı düşüremezsiniz. Üzgünüm, bunu o kadar çok söyledim ki. Burada artık şu an 80 izleyicimiz varsa 75 tanesini tek tek söylemişimdir bunu daha önce. Size söylememişim. O yüzden söylüyorum size de. Büyüme hormonu için iğne alalım mı? Fatih Kuş, istiyorsan al ama yani gebertir büyüme hormonu için iğne almak. Öyle ya da böyle. Gebertir, sağlığa zararlı. CrossFit ile fitness birlikte yapılabilir mi? Musa Kuş'un her spor birbiriyle birlikte yapılabilir. Renan Selibora, step sporu hala var mı? Reebok step. Ne düşünüyorum? İyi, güzel bir aerobik egzersiz ama yani ağırlık çalışmak dururken neden aerobik egzersiz yapıyorsunuz? Neden step yapıyorsunuz? Ne amacınız var? Öyle söyleyeyim. Step'in daha iyi sonuç sağlayacağı bir amaç, nihai amaç aklıma gelmiyor. Ağırlık çalışmaya göre daha iyi amaç, daha iyi sonuç sağlayacak. Kondisyon geliştirmek istiyorsanız da HIIT antrenmanı yapın. Fatih, trolleme beni rica ediyorum. Ben Yankı Tansu, güç ve fitness'tan sizlere sesleniyorum. Henüz yapmayırsanız yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Enerji seviyem düşüyor benim de ama 76-74 bakıyoruz takipçiler. Armağan Dinçer, ne yapmalıyım yazdın geldi ama üstte sorduğun bir şey var. O sende gözüküyor, bende gözükmüyor emin ol.
Facebook'a kızacaksınız. Facebook'un sahibinin ismi Mark Zuckerberg. Hani bilmiyorsanız eğer. Kızmanız gereken kişi sorunuz cevaplanmıyorsa ilk muhatabı o. Çünkü ben önüme gelen soruları cevaplıyorum. Burada belki birkaç kişinin yazdığını duyduğunuz aynı soruları cevaplamaktan sıkılmıyor musun? Ya aynı soruları sormak, cevaplamaktan sıkılmadan cevaplıyorum. O yüzden soru seçmiyorum burada. Dostlar, bu gecelik bu kadar diyeceğim. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Çünkü geç oldu saatte. Dediğim gibi başka bir canlı yayında severek görüşmek üzere. Takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.